Pazar günü yaşanan deprem nedeniyle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ankara Milletvekilimiz, Parti Meclis Üyemiz Tekin Bingöl, Ankara Milletvekilimiz Nihat Yeşil ve İl Başkanımız Mehmet Korukçu ile birlikte bölgeye gittik. Bölgede ölen 9 yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol Köyü'nde değerli milletvekili arkadaşlarım, evlerin tamamı yıkılmış durumda. İnsanların orada nasıl yaşadığını da anlamak çok zor. Hakikaten müthiş bir yıkım var. Yoksulluğu gözünüzle hissedebiliyorsunuz. Yoksulluk insanların yüzüne sinmiş durumda. Ayrıca evlerin tamamı yıkıldığı gibi o insanları orada hayata bağlayan hayvanların da çok önemli bir kısmı telef olmuş. Kuzulama dönemi olduğu için kuzuların da yaşama şansı yok. Değerli arkadaşlar, biz hemen tespitlerimizi, arkadaşlarımızla yaptığımız tespitleri hemen söyleyelim. Mutlaka çok hızlı bir şekilde hayvan çadırlarına ihtiyaç var. Kuzulama dönemi olduğu için koyunlar ve kuzular ölüyor. Mutlaka hayvan çadırları hızlıca sağlanmalı. Ayrıca çadır yetmez. Başkale ilçesi, o gittiğimiz köyler çok yüksek. Kar neredeyse 40 santim, 50 santim. Mutlaka acil bir şekilde konteynerlarında kurulması gerekir. Çadırda o insanların yaşaması mümkün değil. Değerli arkadaşlar, şimdi bilim adamları bas bas bağırıyor. Deprem olacak deniyor, Elazığ'da olacak deniyor. İşte bu o köyün geçtiği yer, özellikle Özpınar köyü fay hattına kurulduğu söyleniyor. Devlet ne yapıyor değerli arkadaşlar? AKP ne yapıyor? AKP cenaze kaldırıyor deprem sonrası. Enkazdan insan cesetleri çıkarıyor. Cenaze namazı kılıyor. Konvoylarla birlikte insanların cenazesine gidiyor. Takdiri ilahi diyor. Allah tekrarından korusun diyor. Ve maalesef devlet AKP götürdüğü çadırlarla övünüyor. Enkazdan çıkardığı insanlar ölüyor. Değerli arkadaşlar, adam gibi devletin görevi cenaze kaldırmak değildir. Adam gibi devletin görevi taziye dilemek değildir. Devletin görevi insanların ölmesini önlemektir. Devletin görevi o yoksul insanların o taşın toprağın altında ölümünü önlemektir. Buradan söyleyeyim en başından. Bu ölümlerin sorumlusu bu ülkeyi 18 yıldan beri yönetenlerdir. Nokta. Bu insanların ölenlerin sorumlusu sizsiniz, AKP'dir. Bir daha bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin en büyük milli güvenlik sorunu AKP'dir değerli arkadaşlar. Bakın, Çılı'da ölüyoruz, depremde ölüyoruz, yangında ölüyoruz. Bir bakın, geçtiğimiz günlerde bir uçak pistten çıktı. 3 kişi öldü. Sorumlusu olarak pilot tutuklandı. Ya bu kadar insan ölüyor. Geçen Çığ'da 41 tane ana kuzusu öldü. Bir tane sorumlu yok. Bir tane sorumlu yok değerli arkadaşlar. Böyle memleket olur mu? İyi şeyleri siz yapıyorsunuz. Ölenleri Allah öldürüyor. Köprüyü AKP yapıyor. Avrasya'yı AKP yapıyor. Havalanı AKP yapıyor. Bu depremde ölenleri, Çığ'da ölenleri kim öldürüyor? Onlar da siz öldürüyorsunuz. Evet, bilim adamlar bas bas bağırıyor. Diyorlar ki İstanbul'da deprem olacak. İstanbul'da 10 binlerce bina yıkılacak, 100 binlerce insan ölecek diyor. Ne yapıyorsunuz? Bir şey yaptığınız yok. Bakın, bu ölümlerin sorumlusunuz. Sizin yakanızdan tutarız. Şimdiden bağırıyoruz. Eğer yeni bir deprem olursa Anadolu'da köylerde ayakta kalacak bina yok. Sizin göreviniz depremden sonra işler yapmak değil, depremden önce tedbir almaktır. Bu sorumluluğu size hatırlatıyoruz değerli arkadaşlar. Ayrıca bakın, HDP belediyelere konvoy gönderiyor. Bu konvoyu orada durdurmak nasıl bir ahlak, nasıl bir vicdan, nasıl bir siyaset, bunu da anlamak mümkün değil. Orada HDP'nin gönderdiği, belediyelerin gönderdiği yardımda bile ayrımcılık yapmak olsa olsa sizin siyaset anlayışına yakışır. Şimdi bir komisyon kurulsun diyoruz. Malatya ile Elazığ'da kurulsun dedik, kurulmadı. O bölge ile ilgili kuruyorsunuz. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili kuruyorsunuz. Ama depremle ilgili araştırma komisyonu kurmuyorsunuz. Bakın, o depremde ölen 4 çocuğunu ve eşini çamaşır asarken toprağa gömen o kadının elleri...